Sosumuzu ekliyoruz. Tamamdır. Efendim selamlar sevgiler, Tadım Notları kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Türkiye'de döner kelimesi geçtiği zaman dönerle özdeşleşmiş bir noktadayız. İskenderun'dayız. Altı üstü sağı solu böyle soslanan dönerlerin başkentine geldik. Biraz sonra sizle döner yemeye gideceğiz. Ama ondan önce ne diyoruz? Kahve zamanı, videonun keyfini çıkartma zamanı. Hazırsanız videoya başlıyoruz. Haklı ustam, kolay gelsin. Sağ ol, teşekkürler, hoş geldin. Hoş bulduk, hayırlı işler olsun. Sağ ol, teşekkürler. Nasıl işler güçler abim? Çok şükür vallahi. İnşallah Allah daha iyi olsun. İnşallah. İşin gücün rast gitsin. Sağ ol, teşekkürler. Şimdi hoş geldin. İskenderun'da, hoş bulduk. Böyle gerçek bir İskenderun döneri yemeye geldik. Hoş geldin. Şöyle ben bir göstereyim. Tam yerine geldim. Tam yerine geldik. Evet. Şöyle bir de ekmeğin soslanışını istersen bir tekrardan göster abi. Aynen. Sıfırdan başlayalım. Tamam. Şimdi şöyle bir sosu ben bir göstereyim. Bir kazan sos var burada. Aynen, bir tencere. Şurada da ekmekler var. Bir ekmeğin aynen nasıl soslanıyor? Buradan bir görelim abi. Hemen. Lavaş kullanıyorsun. Aynen öyle. Tamamdır. Şimdi beyaz aldık ekmeği. Evet, şuradan acıyı alıyoruz. Tamamdır. Bu acı ve sos şöyle. Ne sürüyor var bunda? Zeytinyağı mı var? Ayçiçek yağı mı var? Ayçiçek yağı var, acı var, sos var. Güzel. Sos da var içinde. Tamam. Acını... Bu ekmeği alıp götürelim biz. Aynen, oraya götürelim. Tamamdır. Şimdi burada benim de leopar deseri dediğim bir deser oluşuyor. İskenderun'un işte ekmeği özel bir ekmek. Böyle de güzel desenler var üstünde. Evet. Ben bunu leopar deserine benzetiyorum. Ustam, şimdi genelde çift lavaş mı kullanırsınız? Genelde çift lavaş kullanıyoruz. Tamamdır. Aldık yine aralarına sosumuzu döküyoruz. İçi dışı her yeri soslu İskenderun döneri yemeye geldik. Aynen. Abi şimdi sen hem bize bir İskenderun döneri hazırla. Evet. Hem de hazırlarken nasıl olur, içinde neler olur, neler olmaz bir bahset. Başlayalım mı? Başlayalım. Tamamdır. Şöyle acı sevenler. Sen bizi biliyorsun zaten acıyı sevdiğimizi. Acı sevenlere özel. Bu kırmızı oldu ekmeğimiz. Evet. Şöyle göstereyim. Olaya bakar mısınız ya? İşte burada İskenderun farkı diyelim. İstanbullular. Desen de oldu. İzmirliler. Antalyalılar. Bunu maalesef bulamıyorlar. Aynen öyle, bulamazlar. Sadece İskenderun'un özel. Efes'ten özel. Sosumuz var. Sosluyoruz. Abi kaçıncı sos satış oldu ya? Aynen öyle, yedireceğim sosunu. Ekmeğin altını üstüne iyice kızartıyorsunuz. Aynen öyle. Bir porsiyon döneri göstereceğiz, tavuk döneri. Evet. Sizde et döner de var. Et döner de var. Şimdi bir tavuk döner yapalım. Evet. Tamam. Tamamdır. Hazır mıyız usta? Hazır şu anda. Alalım onu. Hemen alıyoruz. Evet. Şimdi buna önce ne koyuyoruz? Önce soğanımızı koyuyoruz. Tamamdır. Gelsin soğan. Soğanımızı şöyle. Soğan salatası, maydanoz da var. Aynen öyle. Sumak soğan. Domatesimizi koyuyoruz. Geldi. Ve tavuğumuzu koyuyoruz. Şöyle ben bir döneri göstereyim. Sonra hemen dönerimize geri dönüyoruz. Aynen. Maşallah. Ve sosumuzu ekliyoruz. Tamamdır. Ve yemeğimizi sarıyoruz. Olay bu. Olay bu. İşte bizim desenler burada. Yakından ben göstereyim. Ustam, evet. Şimdi biz İskenderun'a geldik. Seni çok kolay bir şekilde bulduk ama bizden evet sonra geleceklere bir kısa bir adres verir misin? Çok kısa bir adres vereyim. İskenderun Belediyesi'nin çapraz karşısında Efes Döner var. Her zaman bekleriz. Tüm Türkiye'yi bekliyoruz. Hadi bakalım inşallah. Yemeğim burada bu arada. Kaçta kapanır? Şöyle ben göstereyim. Sabah 9'da dönerlerimiz hazır. 11.30'a kadar, gece 11.30'a kadar var döner. Bu kadar. Aynen. Şimdi bir de bir Antakya döneri yapabilir miyiz? Tabii yapabiliriz hemen. Az önce çünkü bir sipariş geldi. Onun da bir farkını gösterelim. Tamam, bak oldu. Hemen yaptırıyoruz. Başlayalım. Aynen. Ben şöyle kardeşimin ekmeğini de kızartmasını göstereyim. Bak ustam, Antakya'ya başlayalım. Antakya, İskenderun farkını göstereceğiz. Aynen öyle. Evet. Ekmek aynı ekmek. Aynı ekmek. Ekmekte bir farklılık yok. Yok. Sen ekmekte bir de şimdi bir farkını yok anlat ama. Farkı onda piyaz olmuyor. Tamam. Evet, patatesimiz oluyor. Tamam. Turşumuz oluyor. Patates girdik. Turşu patates girdik. Turşu. Bir de mayonezimiz oluyor. Ve tavuğumuz. Abi 100 gramın üzerinde tavuk var. Aynen öyle. Kesinlikle eksik olmaz. Her zaman fazla. Ve su.
özellikle sosumuzu döküyoruz. Abi Antakya usulü değil, bildiğin efsane oldu ya. Aynen öyle. Oldu. Doldu taştı malzemesi. Usta eline koluna sağlık. En sonunda da Antakya usulüne özel. Bir sosla banyosunu yaptırıyorsun. Aynen öyle. Ve dönerimiz hazır. Abicim eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Her şey için teşekkür ederim. Gene bekleriz, sağ ol. Ben tadım zamanı diyorum. Aynen öyle. Buyurun. Efendim geldi gel güzel zamanı tadım zamanı. Şimdi müsaadenizle öncelikle buranın adresini de ben vermek istiyorum. Burası Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde Efes Döner. Hemen karşında çaprazda İskenderun Belediyesi var. Şimdi böyle kendimize bir ufak menü hazırlattık. Şimdi ufak dediğime bakmayın. Şöyle bakar mısınız ya olaya? Olay bu. Buna burada zurna diyorlar. Normal dönerden biraz daha uzun. Aradaki fark 1 lira. Yani normal döner istediğinizde 17 TL, böyle zurna istediğinizde 18 TL. Müsaadenizle ben tadına bakacağım. Ağzınız, yüzünüz sos içinde kalabiliyor ama zaten bir şeyin ne kadar yemesi zorsa o kadar lezzetli oluyor. Fiyatı 18 TL. Yanına bir de ayran istedim. Ayran fiyatı da 4 lira. Yani ikisi birlikte 22 liraya denk geliyor. Şimdi az önce kayda girmeden ustama o kırmızı sos sordum. Ekmeğin yanındaki sosu. Dedi ki onda pul biber var, zeytinyağı var. Bir de kazandaki domates salçalı sosun köpüğünü alıp onu ekliyoruz dediler. Yani acı sosu o şekilde hallediyorlarmış. Şimdi hemen laf arasında bir ısırık daha alacağım. Şimdi İskenderun'a geldik. İskenderun döneri yiyoruz. Ama ben size farkını görmeniz için Antakya dönerini de gösterdim. Antakya dönerinde fark olarak mayonez, turşu ve patates vardı. İskenderun dönerinde ise bundan hiçbiri yok. Böyle içi dışı soslu acılı bir döner yiyorsunuz. Ben şöyle tüm videolarımda bahsettiğim leopar desenini size yakından da göstermek istiyorum. Olay bu. Çok lezzetli. Saat 10.30-11 gibi burada tavuk döner servise hazır. Gelin, görün, deneyin, görün. Adresi başta vermiştim. Fevzi, Maraşal Fevzi, Çakmak Caddesi üzerindeler. Ben müsaadenizle son bir sırf daha alıp artık videonun sonuna geldik diyeceğim. Artık videonun sonuna geldik. Böyle logoyu biz buraya bıraktık. Bu adam aşağıdan sağdan sonra tıklayın. Bu kanala siz de abone olmayı unutmayın. Sağ olsun iki tane video bıraktım. Onları da izlemeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın. Hataysız, İskenderun'suz, dönersiz kalmayın.